Revolver'a ilgili bir örnek yapmak istedim. Bununla ilgili yine birkaç örnek daha yapacağım. Şimdi hani bu hafta sonu çalışmak isteyen arzu arayan arkadaşlarımız bu tip resim çalışabilir. Resimden, skeçten faydalanarak revolver yapmak. Şimdi bunun için İngilizce carver, yani araba tekerleği, cross section dediğimiz ise kesit alanı ve boyutu bulabilir miyim diye yazdım. Carver cross section dimension olarak da şöyle baktım. Şimdi buna sırası var arkadaşlar. Ya da yapabilirsin ama şu anda sırası var. Şu anda ben bir tane bulmaya çalıştım. O da en ideali herhalde şu var. Burasını biz boyut verelim. Hadi kafamıza göre bir boyut veririz. Bunu indiriyorum şimdi. Bir resim olarak, bağlantı olarak fark etmez. Bağlantı farklı bir resim olarak kaydedeyim. HTML'e değil. Pardon, HTML'e değil. Resmi kaydet. Resmi kaydettiğimiz nerede demiş? Resmi farklı kaydedeceğiz. JPEG olarak kaydedeceğiz. Well quiet olarak geçiyor arkadaşlar. Well quiet olarak bunu geçirdik. Tamam. Şimdi bunu resmi bizim şeye çağıracağız. Siz söyleyin. Canvas'ta yerleştireceğiz buraya. My computer diyoruz. Well dedik. Çektik buraya. Boyutun burada dedik. Karşımızda şuraya bir gel dedik arkadaşlar. Ve hafifçe şöyle biraz büyüttük. Ters olması, düz olması. Şu anda benim bakayım düz mü, ters mi? Bakayım yok tersmiş. Zaten onu düzeltelim şöyle. Bakalım. Evet, şu anda tamam. Şimdi bunu da okey diyelim. Şimdi arkadaşlar bizim bir arabanın toplam cant yüksekliği internette bakarsın. Atıyorum 400 milimetre olsun. 40 santim. Yani 20'si yukarıda, 20'si aşağıda. Biz yarısını çizeceğimiz için yarısını çizeceğimiz için yukarısı, yani şu eksenden itibaren şuradan itibaren 200 yapsam yeterli. O zaman kanvasa geliyorum. Şurada sağa tıklayıp kalibre diyorum arkadaşlar. Yaklaşık olarak şöyle biraz büyüteyim ben, şöyle biraz da büyüteyim. Ha, şu yan kapakta çizmeyeceğiz. Bunda bir şeyimiz yok. Sadece şuraya çizeceğiz. Şuradan şuraya olan mesafe 14'müş, 200 yazdım arkadaşlar. Tamam. Ve bunu küçülttüm. Şu anda benim ekranımda efendim 200 yarısı, 200'ü birazdan böyle yuvarlayacağım. 400'lük bir çizim alanım belli. Ölçüleri bilseydim ona göre bir referans alacaktım. Şu yan kapakta benim için önemli değil arkadaşlar. Şimdi buradan bu resimden faydalanarak burasını çizmeye çalışacağım. Önce sketch açıyorum. Sketch'i de karşımdaki bunu açayım. Önce arkadaşlar eksenimden eksen çizgisini bir çizelim. Eksen çizgisi de yaklaşık olarak şuradan başlasın, tam şuradan bitsin ve bunu da x olarak çevirelim. Yani bizi katı modelde zaten bunu yapmayacağız. Tamam. Ondan sonra biraz da şunu büyütüyorum şöyle. Şuraya aldım. Buradan itibaren şunu da kapatabilirim geçici olarak. Şu anda işim yok benim. Şuradan itibaren çizimime benzeterek, arka plana benzeterek arkadaşlar çizim yapacağım. Radyus ilk etapta radyusu düşünmeyeceğim. Bak şunun hizasına geldim. Radyusu düşünmeyeceğim. Çek çek yapıştırla. Bunu mümkün olduğu kadar benzeterek arkadaşlar şu anda böyle skecimi çiziyorum. Şuradan geldi. Şu radyusundan önce şuraya geldi. Şuradan çekiyorum. Biraz büyütüyorum. Şuraya kadar geldi. Önemli ince ayar yapacağım arkadaşlar. Şuraya da büyüttüm. Şöyle geldi. Şurası şimdilik şöyle kalsın. Düzeltme yaparım şuradan. Geldi. Şunu da şuraya kadar geldim. Bakın arkadaşlar şu anda takriben bunda bakın şu anda biraz olmadı ya, önemli değil. Hiç önemli değil arkadaşlar. Kafanıza takmayın onu. Çünkü ince ayar yapacağım birazdan. Önce benzeteyim arkadaşlar. Önce benzetelim. Önce şunu yatay değilse bir yatayla düzelteyim. Bu bir. İki. Bakın şurada radyüsümüz var. Radyüsümüzü biraz büyütüyorum şöyle. Hocam şu biraz geri gelecek. Al arkadaşım şöyle ESC ile bir çık şuradan. Şunu al şöyle bir ayarla. Tamam. Tabii şu görüntü biraz daha net olsaydı daha güzel olur. Şimdi fillet'e giriyorum. Fillet'te şu köşem. Arkadaş bakın şundan ayarlıyorum şöyle. Evet. Yaklaşık olarak evet. Şu ideal oldu. Tamam. Ve buradan çıkıyorum. Enter'a basıp çıkıyorsunuz. Sonra buraya geliyorum. Ha burası biraz yukarı gidecekmiş. Hafiften yukarı çekiyorum arkadaşlar. Şöyle hafiften yukarı çektim. Burada bir radyus varmış. Yine fillet'e giriyorum.
Radyosu şuradan görebilirsem, algılayabilirsem algılayacağım. Algılayamazsam şu anda iyidir. İşte ayarladım. Bilmem ne yaparsınız buradan. Tamam, ayarlayabilirim buradan. Ne olduğunu bilmediğim için şu anda şey de değil. Filete yine buradan baktım. Efendim, ayarlayabilirim şöyle. Oynayabilirim şöyle. Tamam mı? Burada ayarlayabildiğim gibi. Arka taraftaki demek daha net bir görüntülü almamız bizim bu resmimizi daha ne yapıyor arkadaşlar? Bakın her seferinde enter'a basıyorum. Çünkü farklı farklı radyosu olabilir. Hani ölçüsü olsa çok rahat çizeceğim ama ölçüsü olmadığı için böyle faydalanıyorum şu anda. Enter'ladım arkadaşlar. Şuraya geçelim. Şuraya bir bakalım. Hafif yukarı kaldıracağız gibi gözüküyor. Evet. Sonra yine filete basıyoruz arkadaşlar. Şöyle geriye doğru çekebilirim veya ileri doğru çekebilirim. Bunu da okeyledim. Sıra geldi şurasını yapıyorum. Filete kısa yolu yok arkadaşlar. Tamam. O yüzden F'ye basmayın. Evet, bakın şuradan şöyle ayarladım arkadaşlar. Bunu da okey dedim. Bakalım şurada ne varmış öyle. Biraz artıralım. Burada bir şey yok. Herhangi bir şey gözükmüyor. Burada ince ufak bir ayar yapacağım şöyle. Bakın getirdim. Şurada bir filetim var. Bunu da okey dedik. Ayarladık. Şurada hocam şu biraz aşağı inecek. İnelim arkadaşlar. Şöyle insin arkadaşlar şurasını. Tamam. Yine bir filetimiz var. Bu filetimiz şöyle hocam biraz küçükmüş bu diyorsunuz. Ayarlıyorsunuz arka planda. Bakın şurada yine bir filetim var. Hafif ayarlıyoruz şuradan. Bakın görüntüden faydalı. Şurada bir filetimiz var. Hafta sonu hiç olmasa çalışacak olan arkadaşlarımız. Ha bak şurası düzelecek. Alıyorum arkadaşlar. Bakın düzeltme yapıyorum. Tamam. Hocam şurada biraz yukarı kalkması lazım. Tamam. Şu anda ideal gibi gözüküyor. Fileti giriyorum. Hocam biraz işte yukarı. Hocam biraz aşağı. Benim arkadaki resim ne kadar netse görüntüm o kadar ne oluyor arkadaşlar? Görüntümü benzetebiliyorum. Tamam. Efendim yine filetim var. Ne kadar ben şu anda benzediğini düşünüyorum. Şu anda filetim var yine. Hafiften çekiyorum, ayarlıyorum. Ve en son kısma geliyorum arkadaşlar. Bundan aslında şunu yapabilirsiniz. Mesela şunu yaptık ya. Ondan sonra bunu da okeyledik mesela. Şunu şöyle yapabiliriz. Önce şunu siliyorum. Diyorum ki eşit yap kardeşim diyorum. Bununla şunu eşit yap diyebilirsiniz yani. Tamam. Yani birbirine bu şekilde açıları da eşitleyebilirsin. Yani mesela şu 9 oldu. Burasıyla şu eşit olduğunu biliyorsunuz. Orada ne yaparsınız? Halledebilirsiniz. Bakın birinci kısmı bitirdim. Şimdi 2'ye geldim. Şurayı çizeceğim. Yine line'e geliyorum. Şurada bir radyusum var. Hatta onu şöyle bir yapsam ben. Şöyle şuradan geleyim. Şuradan bir geldim. Buradan aşağı doğru ineceğim. Şuradan ve şuradan. Evet. Şu anda çıkabilirim. Şimdi burada bir radyosumuz varmış. O zaman cycle'ı bir deniyorum arkadaşlar. Bir bakayım. Cycle'ım kurtarır mı? Radyus değil de. Mesela radyus yaparsam şimdi şöyle bir şey olabilir buradan. Mesela şimdi bununla bunu yapacağım zaman. Bak şöyle bir şey oldu. Bunu da şöyle çekebilirsiniz. Tamam. Böyle çekebilirsiniz. Ama şurası koptu. Dikkat edin. Tamam. Ya işte o ölçüleri bilmediğimiz için ne yaptı arkadaşlar? Bakın şuraya koptu. Buraya uzatacağım şimdi. Extend'i uzatacağım. Şöyle tersimi uzatayım. Bakın geldi. Hocam burası olmadı. Buna göre düzelteceğiz o zaman. Demek burası olmadıysa. Tamam mı? Burası olmadıysa. Şunu da alıyorum şunu ucundan. Şöyle ayarlamaya çalışıyorum. Eğer ucunda şuradan kaçtıysa buradan bunu kaçıyorum şöyle. Tamam mı? Hocam burasının ucunu sabitleyebilirsiniz. Sabitlediğiniz zaman da evet şuradan şöyle veya silip tekrar da yapabilirsiniz. İşte büyük bir radyus olması lazım. Oradan da şuradan faydalanabilir miyim? İki noktadan geçen de yapsam, iki noktadan geçen veya üç noktada geçen ama birinci başlangıç, o ikinci başlangıç, iki noktadan geçen daha iyi olacak. Bir buradan geçsin, bir buradan, pardon. Buradan geçtiğinde olmaz. Şey yapabilir miyiz buradan? ARC'yi yapabilir miyiz? Dur bakalım. 3 noktadan geçecek. 1, 2, 3. 3'ten bir deneyin bakalım. Bir buradan geçsin. Bir şuradan geçsin. Bir de şuradan geçsin. Niye böyle yaptın? Ha ters yaptı. Ters yaptı. Arkadaşlar şu biraz benim canıma sıktı ya. Şurasından bir sabitleyeyim şu anda geçici olarak şunu. Şu sabitleyeyim.
Bu bir oynuyor şöyle. İkili bir oynadığı için şunu ucuna tutayım şöyle. Evet, bu şu anda şunu bir sileceğim arkadaşlar şunu. Tekrar line'a geleceğim. Şöyle yapayım şimdi. Evet, şu anda direkt line'da faydalandım. Gördünüz mü? Yani polyline'ın cycle'dan faydalandım. Aynısını şurada bir problem görmüyorum. Şu o zaman şunu bir sileyim şu anda. Tekrar şuradan bir geleyim. Line diyorum. Pardon. Mouse'um takılı kaldı. Line diyorum. Geldim. Bakın şuraya da geldim. Noktaladım. Sonra mouse'u basılı tuttum arkadaşlar. Bakın radyüsle burayı birleştirdim. Çünkü ARC ve şey bana sorun çıkardı. Buradan da Enter'a basarak çıkabilirsiniz. Şurada bir çizgi oluştu. Buna basıp delete basabilirsiniz arkadaşlar. Birleşme olmadıysa, bakın birleşme olmadıysa zaten şey yapar. Problem oluşturur bana. Eğer birleşme olmuyorsa şunu yaparsın şöyle. Zaten evet aşırı derece constriction oldu diyor. Ondan sonra radyuslarım varsa, şurada radyusum varsa yine filletle devam ediyorum. Hemen bir buradan, bir buradan diyorum. Şu kilidi çizmem kaldırayım. Evet. Şimdi filletten tekrar yapayım. Buradan aldım, buradan aldım. Onluk. Hadi onluk olsun. Şuraya bir alayım arkadaşlar. Buradan aldım. Onluk mu? Beşlik mi? Bakın ne yapıyorum? Ayarlıyorum. Tamam. Yani ölçülerim olsa harika çıkacak ama ölçülerim yok. Evet bitti. Bu kadar. Şimdi şunu çıkartabilirim. Bakın dimensionlarımı da kapatabilirim buradan. Değil. Dimensionlarımı kap. Constriction'ları kapat. Dimensionları kapat. Efendim point'i kapat. Eğer profili kapatırsanız katılama yapmadığını öğrendiniz. Bu geçen dönem bir günceleme gelmiş. Bu günceleme neticesi eğer yanlışlıkla bu show profil yaparsanız arkadaşlar seçim yapamıyorsunuz. İşte ondan dolayı arka taraftaki bu skeçlerden faydalanmak için yapılan bir eylemmiş bu. Geçen dönem gelmiş. Bir önceki versiyonlarda bunlar yoktu arkadaşlar. Bunu da artık okeyliyoruz ve çıkıyoruz. Revolver'in kısa yolu yok. Canvas'ı kapatabilirim geçici olarak. Canvas'ı kapatabilirim. Bakın şimdi Revolver dedim. Ondan sonra aha bunu şuradan çevir diyorum arkadaşlar. Ve okeyliyorum. Bitti. Bu kadar. İşte jump. Tamam. Al size jump meselesi. Hocam bunu alüminyum malzeme atayalım mı? Şöyle malzemeyi yavaş yavaş anlatayım. Üzerine gelin arkadaşlar herhangi bir çek. Çünkü tek bir model bu. Üzerine gelin sağ tıklayın. Şurada appearance var. Gözüken şey var arkadaşlar. Bunu tıkladığınızda bir menü açılacaktır. Tabi bunun detayını anlatacağım ben de. Burada bütün o şeydeki malzeme tipleri var. Ve çok canlıdır arkadaşlar bu. Yani metal kısmına tıktığında mirror yapın. İstediğiniz her türlü malzeme atabilirsiniz. Alüminyum atayabilirsiniz. Alüminyum. Mesela şunu aldım. Alüminyum üzerine bırakıyorsunuz. O kadar. Bitti. Eğer şunu yaparsınız alüminyum halikop atarsınız. Yani gözenekli yapı elde edersiniz. Şuradan yapalım. Şuradan tekrar. Ha indir. Arkadaşlar şunun anlamı indir demek. Şu anda yüklü değil. Tamam. İndiriyorsunuz. Ondan sonra atıyorsunuz. Önce bunu indiriyorsunuz. İndirme işlemi bittikten sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda inmedi. Hala inmeye devam ediyor. Bakın mesela şunu da indirelim. Şu indi şu anda. Bunu alıp üzerine bırakıyorsunuz. O kadar bitti. Bakın şu anda şu da indi. Bakın şu anda benim neye dönüşecek? Bakın. Gördünüz mü? Harika bir canta dönüştü. Tam bir desen. Bunu hepsini dediğim gibi göreceksiniz arkadaşlar. Yani hocam ben işte istediğim bir şey yapabilir miyim? Burası çok mükemmel bir kütüphane arkadaşlar. Mesela boya yapabilirsiniz. Wood yapabilirsiniz. Ondan sonra leather nereden? Metal, liquid, glass, leather yapabilirsiniz. Yani o kadar çok şey var ki birebir olarak canlı her türlü deseni görebilirsiniz arkadaşlar burada. Ya bunda biraz daha detayını göreceksiniz. Tamam mı? Ben şimdilik sadece bak bunlar inik değil demektir. Bunu tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz, ondan sonra atama yapıyorsunuz. Tamam? Ya rengini böyle renk olsun hocam diyorsunuz. Geliyorsunuz üzerine bırakıyorsunuz. O kadar bitti yani. Çok canlı bir renktir arkadaşlar. Bakın deridir zaten. Tam deri rengini görebilirsiniz. Dikişiyle birlikte, her şeyle birlikte görebilirsiniz. Tamam? Evet. Bu kadar. Görüşmek dileğiyle.